Ne şey karşı güvenlik. Ha geliyor usta arkadaşım. İş bankasında güvenliği de sor. Ondan bir şey. Senin hem usta öyle tepe. Alın oradan da söylediğim zaman kızıyorlar değil mi alıyorum? Fakir söylediğim zaman kızıyorlar. Mersin'de asli görevi can ve mal kurtarmak olan itfaiye ekipleri zamana karşı mücadele ederken sorumsuz sürücülerin engeline takılıyor. Gelişi güzel park edilen ve seyir halindeki araçların yol vermemesi itfaiye ekiplerinin olaylara müdahalesini geciktiriyor. Biz öncelikle itfaiye araçları olaraktan buradan 30 saniye ile 1 dakika arasında çıkış yapıyoruz. Lakin öncelikle ışıklarda bekleyen araçlar bizim acil durumumuzdan dolayı belirttiğimiz sirenleri duydukları halde yol vermiyorlar. Ya da belli bir süre bekledikten sonra yol veriyorlar. Bu bize çok büyük bir zaman kaybı yaşatıyor. Onun üstüne gittiğimiz bölgelerdeki sokaklarda, dar alan sokaklarda yanlış yapılan parklar, düzensiz yapılan parklar, bunlar bizim itfaiye araçlarımızın büyüklüğü sebebiyle, tonajlı olmalarının sebebiyle bizim geçişlerimizde veya o sokaklara girmekte sıkıntı yaşıyoruz. Yeri geliyor, çok uzun mesafelere hortumlar atarak da müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bunlar da bize yangına müdahalede dakika ve zaman kaybına sebep oluyor. İtfaiye araçları ya da ambulans ya da polis ekipleri biz siren çalıyorsak mutlaka biz acil bir durum vakasına gidiyoruz. Bu sizin ailenizden biri de olabilir, aile yakınlarınız da olabilir, arkadaşlarınız da olabilir. Bu insanlara biz yardıma koşarken sizler bize engel olmayın. Mesela en yakın zamanda geçen yıl vakaya giderken gene ışıklarda biz siren çaldığımız halde bize yol vermiyor vatandaş. Üstüne ikaz ettiğimizde anons sisteminde ikaz ediyoruz. Araçlar dikkatli bir şekilde itfaiye aracına yol ver dediğimizde vatandaş camı açıp bize oradan ağza alınmayacak küfürler etti ve hakaret dolu sözlerden sonra biz şok olduk. Sonuçta biz bir can kurtarmaya gidiyoruz ve bu eşi de olabilir, çocuğu da olabilir, kendi evi de olabilir. Biz hem yangın olaylarına gidiyoruz hem kurtarma vakalarına. Fermuar sistemi dediğimiz bir yöntem var. İtfaiye araçları geldiğinde yani dikiz aynalarımızdan baktığımızda bir itfaiye aracı, özel bir durum, acil durum aracı gördüğümüzde fermuar sistemi sağ taraftaki araçlar sağ, sol taraftaki araçlar sola yanaşaraktan bizi ortadan, orta şeritten bize yol vermeleri lazım. Fermuar sistemi dediğimiz olay bu. Ve onun haricinde dar alanlarda park edeceğimiz zamanlarda acil durumları
gözetmek gerekiyor. Vatandaşlar bunu, park alanlarını buna göre yapmaları lazım. Bir itfaiye aracının büyüklüğünden dolayı dönüş yapacağını hesaplamalar lazım. Biz o sokağa rahat girebilmeliyiz. Araçları trafiğe doğru kaldırımlara düzgün yanaştırmadan park yapıyorlar. İnsanlarımız birazcık daha duyarlı olması gerekiyor. Ve biz bu yüzden yangınlara geç varmamıza neden oluyor. Daha düzgün, daha düzenli bir şekilde araçlarını park yapsalar olaya daha hızlı müdahalede bulunabiliriz. Arkadaşlarımız çok sıkıntı yaşıyor, şoför arkadaşlarımız. Mersin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 197 tane şoförümüz mevcut. 90 tane itfaiye aracımız mevcut, 14 tane de kurtarma aracımız mevcut ve Mersin halkına bu araçlarla hizmet etmekteyiz. Hizmet ettiğimiz zaman da bir yangın yerine yaklaşık Avrupa standartlarına göre 8 dakika, kırsal alanda da 30 dakikada gitmek zorundayız. Ama biz Mersin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 4,5 dakika ve 5 dakika içinde gidiyoruz merkez olarak.